Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, muhterem Hazir'im, bu oturumlar dizisinde, dizi diyorum çünkü birkaç oturum olacak inşallah. Sayit Halim Paşa dönemi ve bizim kendi içinde bulunduğumuz tarihi süreci nasıl anlamlandırmamız lazım? Üzerine bir usul olarak inşallah bugün bir giriş yapacağız, bağlam üzerine bir değerlendirme yapacağız. Ardından da Said Halim Paşa'nın külliyat olarak biliyorsunuz yayınladım. Yüzyıl sonra orijinal metniyle birlikte. Tıpkı yazım ve çeviri yazımını yayınlamış oldum. Her bir risaleyi bir hafta inşallah bir ders olarak yapacağız. Genel bir çerçeve çizerek o metin içerisinde özellikle üzerinde durmamız gereken birkaç noktayı belirleyerek onu da orijinal metni ekrana yansıtarak sizlerle paylaşmayı düşünüyorum inşallah. Bugün Said Halim Paşa'nın risalesini bağlamını uygun olarak anlamak için aynı zamanda içinde bulunduğumuz dönemi, şartları bir bütünlük içerisinde kendi gözümüze kendi tarihi sürecimizin e, esas alındığı bir okumaya tabi tutmak için birkaç ön e, vurgu ilke prensip e, belirtmek istiyorum işin doğrusu. Öncelikle şunu ifade edeyim bir tarihi durumu, bir tarihi olayı, bir metni, bir şahsı bağlamına uygun olarak anlamak için benim şahsen esas aldığım birkaç temel kabulüm var. O kabullerden bir tanesi birincisi şu tarihi parçalı bir şekilde anlamamak lazım. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yaşadığımız e, çağda, şu anda içinde bulunduğumuz dönemde çok yaygın bir e, yanlış yapıldığını varsaydığım için buradan giriş yaptım. O yanlış şu. Sanki insanlık, insanlık derken de aslında farkında olmaksızın Avrupa tarihi ve batı tarihi aslında. Batı düşüncesi ve tarihi esas alınıyor. İnsanlık başka bir hayat yaşıyor. Müslümanlar olarak biz onların dışında başka bir hayat yaşıyormuşuz gibi bir değerlendirme yapılıyor ve olaylar böyle yorumlanıyor. Ben bunun yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Yani biz insanlık tarihini bir bütün olarak ele almalıyız. Birinci önermem bu. Müslümanlara da bu bütünlük içerisinde bir yere konuşlandırmamız lazım. O bütünlük içerisinde Müslümanların ortaya koymuş olduğu birikimi, karşı karşı olduğu sorunları ya da üretimlerini, yeterliliklerini, yetersizliklerini bir başkasıyla, başkalarıyla eş zamanlı olarak karşılaştırdığımızda orada zaaflarımızı ve kemallerimizi tespit etme imkanı yakalayabiliriz. Birinci önermem bu. İnsanlık tarihini bir bütün olarak ele almak, Müslümanlar da bu tarihi bütünlüğün içerisinde bir yere konuşlandırarak mukayese yapma imkanını kendi ellerimize tesis etmemiz lazım. İkincisi, tarihi bir süreci, bir olguyu, bir durumu anlamanın temel prensiplerinden birisi bence şu belki mukaddimeden İbn Haldun'un o mukallete eseri mukaddimeden e, esinlenerek şunu söyleyebilirim İki türlü e, etkileşim alanı var ve bu iki etkileşim alanının her biri bir diğeriyle aynı zamanda irtibat içerisinde e, varlık kazanıyor birincisi küresel bir işleyiş var yani bizim dışımızda da insanlar var medeniyetler var ve biz bu insanlarla irtibat içerisinde onları etkiliyor ve onlardan etkileniyoruz. Kim daha çok etkiliyor? Sorusunun cevabı sabit değil. Bazen siz daha etkili olabilirsiniz. O etkili olmanız bugünlerde genellikle hep böyle teknik birikimler üzerinden, maddi imkanlar üzerinden zannediliyor. Öyle değil. Bazen bir fikir çıkar, bir inanç çıkar, bir hayat teklifi çıkar, bütün insanlık tarihini derinden değiştirir. Bunu hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hazreti Peygamber örneğini verebiliriz. Yani düşünün ki Roma'nın ve Pers'in dünyanın iki süper gücünün olduğu bir dünyada. Ben öyle diyorum. Yani Roma'nın işgal etmeye bile değer bulmadığı bir coğrafya var aşağıda, Hicaz Yarımadasında ve orada bir insan çıkıyor Hazreti Peygamber. Bir şey insanlığa teklif ediyor. O öyle bir şey teklif ediyor ve öyle bir usulle teklif ediyor ki işte o nedir o teklif ettiği şey ve o teklif etmeyen usulü bence onun mahiyetini kavramaya bizim özel kafa yormamız lazım bir anlamda okuyacağımız kitapların hepsi bir anlamda bunu da anlamanın imkanlarını keşfetmek ben öyle görüyorum yani ne söyledi nasıl söyledi nasıl bir ilişki kurdu ki bu e, küresel sistem içerisinde büyük medeniyetler kurmuş topluluklar da dahil olmak üzere dönüp ona kulak kabartmak zorunda kaldılar. O zaman kim daha etkilidir, kim kimi daha fazla etkiliyor sorusunun cevabı muhteliftir. Orada Hazreti Peygamber çıkar, maddi imkanları olmayan, bir medeniyet birikimine sırtını yaslamamış, bildiğimiz anlamda yaşayan bir medeniyete sırtını yaslamamıştı. Buna rağmen insanlığın kulak kabartmak zorunda kaldı ve kısa sürede bütün insanlığın kaderini başka bir mecraya akıtan koca bir medeniyet hamlesini orada başlatmış oldu. O halde bir demek ki insanlık tarihi bütünlük içerisinde anlamak ve Müslümanları da o bütün içerisinde değerlendirmek. İki, medeniyetler arasında, insanlar arasında, toplumlar arasında, bilgi sistemleri arasında etkileşim var. O etkileşimin hesaba katılmadığı bir okuma biçimi kanaatimce eksik kalacaktır. Ancak etkileşim sadece dış dünyadan size gelmiyor. Aynı zamanda dış dünyanın sizin üzerinizde bırakacağı tesir aynı zamanda sizin iç dinamiklerinizle ilgilidir. Yani sizin ekonomik gücünüzle, bilimsel kapasitenizle, demografik imkanlarınızla, toplumsal hayatı organize etme performansınızla ilgili bir şeydir. Üretim kapasitenizle ilgili bir şeydir. farz muhal. 14. yüzyılda, 15. yüzyılda, 16. hatta 17. yüzyılda Müslümanlar ...kendilerinin dışındaki dünyayı ve medeniyetleri daha çok etkileyen bir pozisyonda idiler. Ancak 18. yüzyıldan itibaren daha çok etkilenen bir mevkiye düştüler. E niye? İşte niyesi sizin sadece dış dünyada olanlarla açıklayamayacağınız kadar girift bir mesele. Aynı zamanda sizin iç dinamikleriniz, sizin üretim kapasiteniz... ...ve mukayeseli olarak baktığımızda kendi dışınızdaki dünyaya göre... Gücünüz, söylem gücünüz, teknik gücünüz, demografik imkanlarınız, üretim kapasiteniz, bilimsel e, sürecinizin sürekliliği, istikrarı, verimliliği bunların hepsi ona dahildir. İkincisi bu. Üçüncüsü her ne kadar dış dinamiklerle iç dinamikler birbirini etkilese de ben iç dinamiklere öncelik vermemiz gerektiğini düşünüyorum bir meseleyi anlamak için. Üçüncü ilkemiz bu. Yani evet 18. yüzyıldan sonra daha çok Avrupa'da gelişen süreç, yeni medeniyet hamlesi bizi etkiledi. Çok yönlü ona değineceğiz Said Halim Paşa'yı okudukça. Niye peki bizi daha çok etkiledi? E çünkü biz idari olarak, siyasi olarak, iktisadi olarak, zirai olarak önceki dönemlerle kıyaslandığında zayıflamıştık eğer biz zayıflamamış olsaydık mesela içimizde bir gazali yoktu içimizde bir Fahrettin Razi yoktu ya da içimizde bir biruni yoktu. Yani teknik anlamıyla da söylüyorum. Öyleyse bizim toplam birikimimiz kendi dışımızdaki kurduğumuz dünyayla ilişkide etkileyen ya da etkilenen ya da ne ölçüde etkileyen ne ölçüde etkilenen olup olmayacağımızı belirleyen üçüncü ilkedir. Dördüncü ilke şöyle düşünüyorum. Tarihi toplumsal olayları, insani bütün süreçleri biz çok veçeli bir yaklaşımda ele almalıyız. Bu hani hemen hemen bütün sosyal bilimlerde vurgulanan bir şeydir ve bence çok önemlidir. Çünkü görebildiğim kadarıyla politik olanın çokça belirleyici olduğu ve merkezileştiği düşünme biçimlerinde bu ister dindar olsun ister seküler okuma biçimi olsun fark etmez bakın. Politik olanın belirleyici olduğu, merkezi bir yer tuttuğu bütün okuma biçimlerinde Farkında olarak ya da olmayarak insanlar indirgenmiş bir akılla hareket ediyorlar ve olup biten her şeyi o politik olanın ekseninde yorumluyorlar. Oysa Sait Halim Paşa'yı okuduğumuz zaman göreceğiz ki tarihi toplumsal olaylar çok veçelidir. Elbette orada siyasi olanın, politik olanın bir etki gücü var ancak politik olan belirleyici değildir her zaman. Unsurlardan bir unsurdur ve önemli bir unsurdur ama tek unsur değildir ya da sadece sizin e, demografik imkanlarınız, genç bir ruhsa sahip olmanız başlı başına bir avantaj değildir. Eğer siz genç bir nüfusu istihdam etme beceriniz varsa, hem bilimsel yeterlilikler ve teknik donanımlar kazanma hem de o insanların birikimlerini kullanma zeminleri oluşturma anlamıyla bunları başardığınız ölçüde genç nüfus sizin elinizde bir güce dönüşür. Ama bunları siz o gençleri yetiştirmede ve istihdam etmede seferber edemezseniz o zaman gençlik sizin elinizde bir güç değil, tam tersine bir zaaf noktası olmaya başlayabilir. O halde toplumsal tarihi insani durumları tek boyutlu değil, çok boyutlu ele almamız lazım. Dış dinamiklerle irtibat içerisine ele almamız lazım. İç dinamikleri iktisadi boyutuyla, bilimsel boyutuyla, sosyolojik boyutuyla, demografik boyutuyla, entelektüel boyutuyla, ahlak boyutuyla çok boyutlu olarak değerlendiren bir akıl yürütmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Böyle baktığımız zaman bir de biz şöyle bir e, ilkeyle tamamlamış olalım şimdilik. Bütün bunları hesaba kattıktan sonra dönüp kendi tarihimize bir bütün olarak bakmamız lazım. Yani insanlık tarihi içerisine kendimizi konuşlandırarak bir bütünlük içerisine baktığımız gibi bir de Müslümanların kendi öznel tarihlerini, kendi bütünlüğü ve sürekliliği içerisinde ele almamız lazım. Mesela Said Halim Paşa'yı doğru anlamak istiyorsak, Said Halim Paşa'nın Müslümanların tarihi sürekliliği içerisinde nasıl bir döneme karşılık geldiğini, hangi ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir dil kurduğunu, hangi sorunları ve meydan okumaları cevaplamak istediğini, hangi yeterliliklerle bu bilgiyi seferber ettiğini ya da hangi zaaflarla baş etmek için mücadele etmek zorunda kaldığını hesaba katmamız lazım. O yüzden ben şöyle bir değerlendirme yaparak ekran paylaşımı yapmayı düşünüyorum eğer uygunsa. Benim dönem okumalarında esas aldığım bir çerçevem var arkadaşlar. Çağdaş İslam düşüncesini doğal olarak aynı zamanda Said Halim Paşa'yı yani yaklaşık 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden günümüze kadar olan dönemde hesaba katarak çağdaşlısından bir şey istiyorum. Bizim tarihi tecrübemizi altı ana dönemde inceleyebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle birinci dönemi Hazreti Peygamber'e vahyin gelmesiyle başlıyor, onun vefatıyla sona eriyor. Biz buna ibda çağı diyoruz klasik kaynaklarımızda. İbda yani her şeyin ilk örneğinin, başlangıcının, temel ilkelerinin ve onun ete kemiğe bürünmüş örnekliğinin, Hazreti Peygamber'in ve beraberindeki arkadaşlarının öncülüğünde ortaya konulduğu model dönem. Dolayısıyla bu dönem öyle bir dönemdir ki sevgili arkadaşlar, biz bu dönemi, hani şöyle çerçevenin içerisine alayım, sonraki bütün dönemlerin, ama bütün dönemlerim diyorum, bakın, kendinden sonra gelen beş dönemin tamamının ne yapmamız gerekir? Müslümanca bir varoluşun, bir eylem biçiminin tesisi için ne yapmamız gerekir? Sorusunu sordukları anda, geriye dönüp bakacakları referans noktası burasıdır. Bu bizim için bir başlangıçtır, bir temeldir ve bir modeldir. Hani Hazreti Peygamber için usvetun hasene diyor ya ayet kerime. O usvetun hasene Hazreti Peygamber'in bizzat kendi örnekliğiyle ortaya koyduğu tüm tecrübe ifade ediyor ki biz buna esasen sünnet diyoruz yani. Sonra şu ikinci dönemle beşinci dönem, Said Halim Paşa'nın yaşadığı dönemdir beşinci dönem, bu beşinci dönemi ben birbirine benzetiyorum. Diyorum ki Müslümanlar tarihi tecrübelerinde çok farklı sorunlarla baş etmek zorunda kaldılar. Çok farklı meydan okumaları cevaplandırdılar. Ancak iki dönem birbirine çok benzer. Birisi Hazreti Peygamber'in vefat ettiği gün başlayan ve miladi yaklaşık 9. asra kadar devam eden Tabiun ve Etbaut Tabiin dönemini kapsayan dönem. 632'de başlayıp Etbahut Tabi'nin dönemine kadar, onları da kapsayan dönemin tamamına biz Tedvin Asrı diyoruz. Nedir Tedvin Asrı'nın özelliği? Tedvin Asrı'nın özelliğini anlamaya çalışırsak İnhitat Asrı'nın ha, Said Halim Paşa'nın yaşadığı döneminde onunla mukayesesini yapabiliriz. Tedvin Asrı'nda sorun şu. Hazreti Peygamber'in hayatta olduğu dönemde Müslümanlar karşı karşıya kaldıkları herhangi bir sorunu, Cevaplamak için kendi aralarında konuşur, istişare eder, müzakere ederler ve kendi aralarında bir karara varır ya da varamaz ihtilaf ederlerse onu Hazreti Peygamber'e arz ederlerdi. Hazreti Peygamber de orada sorun çözücü mevkide bir e, ne diyelim sorun çözücü bir mevkideydi. E, dolayısıyla onun söylediği şey bağlayıcıydı. O hepinizin düşüncesi mümkündür demişse, o konuda bir tek karara varmamız gerekmiyor demektir. Olay çok boyutludur, hepsi de meşrudur. Veya o içinizden işte şunun dediği daha isabetlidir demişse artık insanlar o görüşe esas alan bir eylem biçimi geliştiriyorlardı. Ya da onların hepsini doğrudan müzakere etmeden kendisi bir şey teklif edebiliyor. Diyor ki sizin için uygun olan şöyle yapmanızdır. Bitti olay. Ancak şunu sorardı sahabe, ya Resulallah sizin bu bize söylediğiniz şey doğrudan vahyin emri midir, gereği midir yoksa sizin şahsi teklifiniz midir? Eğer vahiyse zaten mesele bitiyordu. Hazreti Peygamber'in müzakeresi ise orada sahabe Hazreti Peygamber'in müzakeresine yönelik kendi değerlendirmeleri yapabiliyordu. Bunun tipik bilinen örnekleri var yani. Mesela Hendek Savaşı'nda Hazreti Selman'ın teklifidir biliyorsunuz. Yani Hazreti Peygamber ve arkadaşları konuşurken Selman bir şey teklif eder. Selman'ın teklifini Hazreti Peygamber münasip görür. Evet Selman güzel düşünmüştür der ve olay karara bağlanır. Peki tedvin asrında ne oldu? Tedvin asrında Müslümanlar böyle bir otoriteden mahrum kaldılar. Artık Hazreti Peygamber yok. Dolayısıyla kendi sorunlarını kendileri çözmek zorundaydılar. Kendi karşı karşıya oldukları ihtiyaçları kendileri karşılamak zorundaydılar. Böyle olunca fikri farklılıklar çıktı. Fikri farklılıklar ve ihtilaflar çıkınca insanlar bu farklılıkları giderecek ya da bu farklılıklar içerisinde birbirleriyle barış içerisinde yaşayabilecekleri usuller geliştirdiler. Mesela bir ayeti sahabilerden birisi okuyunca Diğeri o ayetin öyle değil de başka türlü anlaşılabileceğini söylerse o zaman biz üçüncü şahıs olarak şunu düşünmek zorundayız. Şimdi biz hangisini dediğini kabul edelim? Yani sahabenin birisi diyor ki ben işte falan surenin filan ayetinde böyle böyle söylüyor Allah. Öbürü de diyor ki ben o surenin nuzul sebebini biliyorum. O olay şu, o ayet şu olay üzerine indi. Dolayısıyla onun bağlamı budur. O o halde bu bağlamına uygun anlamamız lazım diyorsa biz o zaman şu soruyu soruyoruz. Bir ayeti, bir metni doğru anlamanın usulü ne olmalı? O zaman ne yapıyoruz? Bu konudaki ortaya koyduğumuz birikimler bize tefsir usulü diye bir ilim oluşturuyor. Hadis rivayet ediliyor. Birbiriyle çelişen rivayetler var. Peki biz bu rivayetlerin hangisine güveneceğiz? İşte orada da güvenilir bir haberi nasıl anlayabiliriz konusunda karşı karşı olduğumuz sorunu çözmeye imkan veren usuller geliştirildi. Geliştirilen bu usullerle hadis usulü doğdu. Üçüncü örneğimizde Müslümanlar başka medeniyetten insanlarla karşılaştılar. Roma ile karşılaştılar, Pers karşılaştılar, Grek'in mirasıyla karşılaştılar. Grek ki son derece sistemli bilgi birikimlerine, düşüncelere sahip insanlar vardı burada. Aristo'nun, Organ'ın kitabı vardı, devlet kitabı vardı Platon'un. Dolayısıyla siz bu sistemli düşüncelerle donanmış insanlarla karşılaştığınızda onların sorduğu sorulara onların idrakine sunacağınız bir usul geliştirerek ancak cevap verebilirsiniz. O zaman da siz bir düşünceyi muhatabınızın yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim İslami tecrübenizi başka medeniyetten insanların anlayabileceği bir dil kurmanız gerekiyor sizin ayet okuyarak, hadis okuyarak karşıdakine bir şey anlatmanız değil. Makul, mantıki ve karşı taraftan insan dinlediği zaman ikna olabilecek bir usul. İşte bu ne yapıyor? Mesela kelam ilmini geliştiriyor. Bunlar çoğaltılabilir. Sonraki süreçlerde çoğalıyor da. Tedvin zaten derleyip toparlamak, sistemleştirmek demektir. Mesela divan diyoruz ya, mesela, mesela işte Sadi'nin divanı, Yunus'un divanı diyoruz. Divan da tedvinle aynı kökten gelir. Yani siz bir bilgiyi derleyip, toparlayıp bir kitap haline getirirseniz ona biz tedvin diyoruz. İşte bu ikinci dönemin özelliği de şudur arkadaşlar. Müslümanlar sahabe ve tabiun döneminde öyle bir yol yöntem geliştirdiler ki o yol ve yöntem beraberinde iki şey oluşturdu. Bir, bildiğimiz şer'i ilimler oluştu. Hadis, tefsir, kelam gibi ilimler oluştu. İki, mezhepler oluştu. Bizim bildiğimiz bütün mezhepler bu dönemde oluşmuştur. Mezhep nedir aslında? Mezhep gidilen yol, tutulan yol demektir. Aslında usuldür yani. Tek tek fetvaların ötesinde o tek tek durumları cevaplamaya yönelik oluşturulan usulün adıdır. Takip edilen usulün adıdır. Ve ikinci dönemde oluşturulan bu mezhepler ve ilimler sonraki bütün dönemlerde şu üç dönemin tamamında kendisine bakılarak o geliştirilen ilimler ve usuller üzerinden Müslümanlar kendi sorunlarını çözmeye devam ettiler. Bakın ikinci dönem birinci döneme istinat etti. Üç, dört ve beşinci dönemler ise ikinci dönemi yani tedvin asrına dayanarak onu referans alarak mezhep içi yöntemler kullanarak büyük ölçüde kendi sorunlarını çözmeyi başardı. Sonra beşinci dönemi önce değineceğim, sonra araya geçeceğim. Müslümanlar 19. yüzyıla geldiler. 19. yüzyıla kadar tedvin asrındaki usulleri ve kitapları esas alarak Müslümanlar sorunlarını çözüyorlardı. Ancak 5. döneme geldiklerinde yani 19. yüzyılın 2. çeyreğine geldiklerinde ki Said Halim Paşa da bu dönemde doğmuştur. Bu dönemde yaşamıştır. Bu dönemden itibaren Müslümanlar tarihlerinde hiç yaşamadıkları yeni bir kriz yaşadılar. O krizde de şuydu. Daha önce Müslümanlar yenildiler. Devletleri yıkıldı. Ama hiçbir zaman karşı karşıya oldukları sorunun sebebin din kamil bir şeydir tamamlanmıştır. Onda eksik yoktur, muhkemdir diye düşünüyorlardı. Sorunu da kendilerinde arıyorlardı. Bilgi sistemlerinde, yönetim düzenlerinde, ahlaklarında oradaki yetersizlikler üzerinden yorumladılar. Ama 19. yüzyıla gelince Müslümanlar sorunun bir kısmı kendilerinde olduğunu düşünmeye devam etti. Ama Müslümanlar içinden birileri kalkıp sorunun İslam'dan kaynaklanıyor olabileceğini düşündüğünü söylediler. İslam'dan kaynaklanıyor olabilir. Bizim yenilgimiz, çöküşümüz doğrudan doğruya dinden kaynaklanıyor diyenler çıktı içimizden. Bazıları doğrudan dinden kaynaklanıyor dedi. Bazıları da dinden değil. Bizim dinle kurduğumuz ilişkide hata var. Hata dinde değil ama bizim dinle kurduğumuz ilişkide bir hata var dediler. Öyleyse sorun dinde diyenler doğrudan doğruya dini reddederek başka bir çözüm aramaya kalkıştılar. Ona geleceğiz. Bir de Said Halim Paşa gibi insanlar var. Olayı hem o baştan bizim saydığımız ilkeler çerçevesinde çok boyutlu düşündüler hem de o çok boyutlu süreci okurken aynı zamanda Müslümanların İslam'ı yeniden bakın yeni de, yeniden diyorum yeni değil yeniden yorumlamaları gerektiğini düşündüler. Bu yeniden yorumlama aslında bizim geleneğimizde tecdit demektir. Tecdit ya da teceddüt. Teceddüt yani bir e, yenilenmedir ama buradaki yenilenme iradi yani bilerek, tasarlayarak, planlayarak, adını koyarak yapılan bir girişimle olur. İkinci boyutu da siz onu birden bire değil, bir süreç, bir tedrici merhale gözeten tarzda inşa ederseniz o teceddüt olur. İşte Müslümanlar inhitat asrında aslında nasıl ki tedvin asrındakiler Hz. Peygamber döneminde gördüklerini tekrarlayarak değil, yeniden yorumlayarak usuller ve mezhepler geliştirdilerse, inhitat asrındaki Müslümanlarda. da 19. yüzyıldaki Müslümanlarda tarihi İslam tecrübesini yeniden yorumlamaları gerektiğini söylemeye başladılar. Bu bir anlamda bizim tedvin aslında sahabenin ve tabiinin yaptığının benzerini yapmamız gerekir demekti. O yüzden ben bugün içinde bulunduğumuz dönemi o yüzden yeniden tedvin ihtiyacının olduğu bir çağ olarak yorumluyorum. Ama yeniden tedvin demek öncekilerden kopuk, öncekilerden bağımsız, öncekileri reddetme üzerine kurulu bir tedvin değil. Onlardan istifade ederek ama yaşadığımız çağın imkanlarını, ihtiyaçlarını ve sorunlarını hesaba katan bir dil kurma anlamında. Öyleyse Sait Halim Paşa'nın yaşadığı çağ bizim yenilgi çağımızdı. Ondan önceki dönemde kısaca atıp yapalım. Müslümanlar tedvin asrından sonra o büyük sorunu çözünce çok büyük bir açılım sağladılar. Ve Roma'nın, Pers'in etrafında çok büyük bir fütuhata giriştiler, medeniyet kurdular, ilimler, insanlar, kurumlar ihtas ettiler. Çok büyük şahsiyetler yetişti. Şöyle diyeyim, 17. yüzyıla kadar, tedvin aslında 17. yüzyıla kadar öyle bir medeniyet kuruldu ki arkadaşlar, insanlığın tamamını bu İslam medeniyetini hesaba katmadan bir tarih okuması bile yapamazsınız. O kadar merkezi, o kadar etkili ve büyük bir medeniyet ortaya çıktı. Haritaya baktığınız zaman göreceksiniz. Dünyanın ana kıtasının merkezde Müslümanlar var. Müslümanlar ve ana kıtanın neredeyse büyük bir kısmını işgal etmiş durumdalar. Oralara hayat vermiş durumdalar. Bu sadece coğrafi açıdan büyük bir merkez olmak değil. Büyük müfessirler, büyük felsefeciler, büyük optikçiler, büyük astronomlar, büyük sanatçılar, büyük mimarlar, büyük devlet adamları yetiştirdiler ve bunların büyük eserleri ortaya çıktı. Bizim aslında İslam'ın klasik çağı diye adlandırabileceğimiz bugün üzerimizde eserlerini okumaya devam ederek etkilenmeye devam ettiğimiz büyük şahsiyetleri sıralayalım. Bunların çok çok büyük bir kısmı bu dönemde yaşamıştır. Devlet adamı olarak, sanatçı olarak, ilim adamı olarak, filozof olarak, şair olarak aklınıza gelen isimleri sayın. Bunların yüzde yetmişi en az bu dönemde yaşamıştır. Yüzde sekseni bu dönemde yaşamıştır. O yüzden ben bu dönemi İslam'ın küresel anlamda iktidar çağı olarak ifade ediyorum. Ama buradaki iktidarı salt siyasi bir şey olarak söylemiyorum. Mimar Sinan da bu dönemde yaşamış. Ütvi de bu dönemde yaşamış. Sadi de bu dönemde yaşamış. Anlatabiliyor muyum? Kanuni de, Fatih de bu dönemde yaşamış. e bu Suud Efendi de bu dönemde yaşamış. İmam İbni Teymiye de, İbni Haldun da bu dönemde yaşamış. İbni Arabi de, Mevlana da bu dönemde yaşamış. Yani ilahir. Kimi sayarsanız sayın. Musiki'den mimariye, siyasetten felsefeye, Farabi de bu dönemde yaşamış. İbn Sina da bu dönemde yaşamış. Bakın, en büyük müfessirler, en büyük filozoflar, en büyük sanatçılar, en büyük devlet adamları dediğimiz adamların hepsi burada yaşamış. Ama her ekolden. Bakın Mevlana Sufi olarak o dönemde yaşamış. Ama aynı zamanda filozoflar da o dönemde yaşamış. Farabi, İbn Sina, Kindi, İbn Rüşd e peki aynı zamanda bugün çağdaş selefiliğin kendisini isnat ettiği İmam İbni Temiye de o dönemde yaşamış. Umran ilminin kurusu İbni Aldun da o dönemde yaşamış bakın. Hangi mezhebe bakarsanız bakın, hangi meşrebe, hangi mesleğe bakarsanız bakın bu dönem zirve dönemdir. Öyleyse bunu iktidar çağı olarak tarif etmemiz çok boyutlu olarak anlaşılmalıdır. Hani şu son zamanlarda Türkiye'de gündem olarak bazen konuşuluyor ya fikri iktidar meselesi fikri iktidar durup dururken olmuyor yani. Bu çok boyutlu kazanımların bir sonucu olarak ortaya çıkan bir şey bu. Sonra 17. yüzyıldan itibaren ya da 17. yüzyılın sonlarından itibaren Müslümanlar kendi aralarında arkadaşlar henüz ciddi bir Batı işgali söz konusu değilken yani hatta bugün anladığımız anlamda bir Batı dahi ortada yokken şunu tartışmaya başlıyorlar. Düzen bozuluyor kendi iç dinamiklerimizle bunu tartışıyorlar. Alimler, devlet adamları, gidişatta sorun var diyorlar. İhtilal-i alem diyorlar kendi kitaplarında buna. İhtilal halen dağılma, bozulma, çözülme anlamına geliyor. i̇htilal alem düzen bozuldu, düzen çözüldü, düzen dağıldı demektir. O halde halel din zıttı nedir? Düzendir, nizamdır. O halde ihtilal alem söyleminin öncesinde ne var? Nizam alem var. O çok duyduğumuz nizam alem var ya, o nizam alem o işte. Yani bizim iktidar çağındaki düzenimizin adı nizam alem. Bir düzenimiz var, bir nizamımız var. Oysa ihtilal alem döneminde bu düzen doğru işlemiyor. Burada bir arıza var deniliyor. Nitekim bu ileri ufuk sahibi insanların İhtilal alem söylemi ne yazık ki İslam dünyasında çok yaygın bir kabul görmüyor. O yüzden de bir süre sonra biz çok ciddi bir şekilde batı saldırılarına maruz kalıyoruz. Ve 1699'da Karlofça'dan itibaren mütemadiyen işgale vuruyoruz, yeniliyoruz. Ve o yenilgi 19. yüzyılın ortalarına kadar devam ediyor. İşte 19. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar olan döneme ihtilali alem dönemi diyoruz. Düzenin bozulduğuna dair söylemin olduğu zamanlar. Sonra artık düzenin bozulduğunu alimlerin söylemesine gerek yok. Hepimizin adeta gözüne parmak sokarcasına açığa çıkaran bir durum ortaya çıkıyor. Nedir o? Topraklarımızın büyük bir kısmını kaybetmişiz. İnsanlarımız mülteci durumuna düşmüş. Devletimizin sistemi işlemez hale gelmiş. Başkaları bizim kendi iç işleyişler bize müdahale etmeye başlamış. Ve biz burada kanun yaparken bile başkalarının gönlünü almayı düşünerek onların rızasını, muvafakatını almadan bir iş yapamaz hale gelmişiz. İşte bu dönem doğrudan doğruya dönemin kavramlarıyla söylersek inhitat dönemidir. İnhitat asrıdır. Asrı inhitat. Nedir inhitat? inhitat çökme düşme aşağı inme demektir. Bakın arkadaşlar, omuzunuzda bir yük var. Bir yük taşıyorsunuz. Bu yükü buradan alıp omuzunuzdan aşağı indirirseniz bu inhitat olur. O halde bunu biraz vurgulayacağım. Çünkü bize okuduğumuz eğitim sistemleri bu dönemi gerileme dönemi olarak tarif ediyor. Dikkat ederseniz ben ısrarla gerileme demiyorum. Onun bir sebebi var çünkü. Gerileme dediğim zaman bir ileri olan olacak, bir de geri olan olacak. Geri olanın yapacağı şey çok bellidir. İleri olan gibi olmak. O zaman ileride kim varsa ona benzeyeceksiniz. Başka öyle yok. İleride kim var? İleride Batı var. Avrupa var. O zaman sizin çözüm projeksiyonunuz belli. Sizin bir tercihiniz yok. Onun gibi olacaksınız demektir ilerlemeci tarih anlayışı modernist, pozitivist felsefenin temel dört ilkesinden birisidir. O yüzden biz kendi tarihimizi pozitif felsefeye göre değil, kendi kavramlarımıza göre okumamız lazım. Tekrar ediyorum, inhitat sırtınızda, omuzunuzda taşıdığınız bir yükü alıp aşağı indirmektir. O halde bu devri Said Halim Paşa başta olmak üzere, Müslümanlar inhitat asrı olarak tanımlarken aslında bize şunu da söylemiş oluyorlar. Bunu Akif'in metinlerinde çok daha net bir şekilde görürsünüz. Biz eskiden yüksek bir seviyedeydik. Yüksek bir medeniyet seviyesini temsil ediyorduk. Bugün ise o seviyeden aşağı düştük. O zaman o seviyeden aşağı düştük dediğiniz zaman siz neye kıyaslayarak geri düştüğünüzü tanımlamış oluyorsunuz? Kendi geçmişinize bakarak. Yani mesela dönemin kavramlarından bir tanesi kahtır ricaldir. Kahtı rical adam yokluğu. Adam kalmadı yani. Peki kime bakarak kahtır rical diyor Osmanlı son dönemi üleması? Fahrettin Razi'ye bakarak, Gazali'ye bakarak, İbn Sina'ya bakarak, Biruni'ye bakarak, Mevlana'ya bakarak diyor. İbn Haldun'a bakarak diyor. Kant'a bakarak demiyor. Hegel'e bakarak demiyor bakın. Bu çok önemli. Descartes'a bakarak demiyor. O halde siz kendinize ölçü aldığınız nokta neyse o ölçüye göre kendi konumunuzu belirlemiş ve istikametinizi tayin etmiş olursunuz. Asr-ı inhitat dediğiniz zaman o zaman biz geçmişte bir şey inşa etmiştik ve o yüksek bir medeniyeti ifade ediyordu. Bugün o seviyede değiliz, düşmüşüz. Dediğiniz zaman şunu demiş olursunuz. Mefhumu muhalifinden, eskilerin ifadesiyle tersinden okursak demiş olursunuz ki dün nasıl başarmıştıysak ona bakıp, onu anlayıp bugün de onun benzerini bugün yapmalıyız. Çözümü o zaman ona göre ayarlamış olursunuz. Eğer batıyı ileri kendinizi geri olarak tanımlarsanız o zaman yapacağınız şey batı gibi olmaktır. Eğer kendi tarihi mirasınızda şahısları, eserleri, dönemleri esas alan bir değerlendirme yapıyorsanız o şahsın o başarıyı üretirken takip ettiği yol, esas aldığı ilke, ortaya koyduğu cehd, ne ise onu kendinize örnek alırsınız, model alırsınız. O yüzden Said Halim Paşa'nın yaşadığı dönem asri inhitattır. Yani düşüş, seviye kaybetme. İlginç bir e, sözlükte tanım var arkadaşlar. İnsanların yaşlarını tanımlamak için kullanıldığında bu ifade sinnu inhitat diye kullanılıyor. Sinnu inhitat yani inhitat yaşı ihtiyarlık zamanı diye tarif ediliyor. İhtiyarlık zamanı. Bu çok e, güzel bir açıklama benim kanaatim. İhtiyarlık zamanı nasıl bir zamandır? Tecrübelisinizdir, feleğin çemberinden geçmişsinizdir, gün görmüşsünüzdür. Ama ve lakin enerjiniz aklınızın size telkin ettiği şeyleri yapmaya yetmiyordur. Gücünüz düşmüştür, gücünüz zayıflamıştır. Dolayısıyla siz görseniz bile sorunu, bunu vurguluyorum neden? Çünkü bence gördüler. Hani bugün bakanlar zannediyor ki göremediler. İslami havzalarda da çok yaygın. O günkü Müslüman alimler meseleyi tam kavrayamadı. Hayır kardeşim iddia ediyorum kavradı. Kavradı iddia ediyorum. Said Halim Paşa'yı okuduğumuzda göreceğiz. Akif'i okuduğumuzda göreceğiz. Elmalı'yı okuduğumuzda göreceğiz. İkbali okuduğumuzda göreceğiz. Kavradılar ama yetmedi. İslam ümmetinin toplam gücü o gören insanların aklına göre bir pratiği tahakkuk ettirmeye yetmedi diyorum ben. Benim iddiam bu. Bu metinlerden çıkardığım bu benim. O yüzden İnhita tasrı bizim ihtiyarlık çağımızdı İslam medeniyetinin. Türkçedeki güzel bir vecizeyi hep söylüyorum ben bu e, bölümü anlattığımda. Bizde derler ki gençler bilebilse, yaşlılar yapabilse. Bakın yaşlılar bilebilse demiyorlar. Yaşlı biliyordur ama yapacak gücü kalmamış. Genç yapacak gücü var ama ne yapacağını sükunetle, hikmetle belirleyebilecek kadar bilgisi yok. O yüzden ideal nedir? Gencin gücüne ihtiyarın aklını eklemek, buluşturmak. Bunu medeniyetler düzleminde okuduğumuzda da inhita tasrı benim kanaatim ihtiyarlık zamanımızdı. İhtiyarlık zamanımızdı. Muhammed İkbal Cavit Namede çok güzel bir şey söyler. Der ki: Kalk yaşlanmış dünyayı gençleştir. Çözüm projeksiyon olarak. Kalk ve yaşlanmış dünyayı gençleştir. Bence tam da inhitat vurgusuna uygun bir açıklama ve teklif. Yaşlanmış bir dünya var. Onu gençleştirmek gerekiyor. Gençleştirmek nedir? biraz önce bahsettiğimiz konuya dönmüş olacağım. Teceddüttür işte. Tecdit ve teceddüt dediğimiz şey gençleştirmedir işte. Bugünlerde ona güncelleme diyorlar ya, güncelleme diyorlar. Ama İkbal'in cümlesi daha güzel. Gençleştirme. E nasıl gençleştireceksiniz? Aklınızı gençleştireceksiniz, ruhunuzu gençleştireceksiniz, pratik gücünüzü gençleştireceksiniz. Bunu neyle yapacaksınız? İşte Said Halim Paşa bizi ihtiyarlatan süreci konuşacak, bizi gençleştirecek olan şeyin ne olduğunu anlatmaya çalışacak. Risalelerin toplamında bizim göreceğimiz şey aslında budur. O halde inhitat asrına geldiğimizde Said Halim Paşaların kuşağından bahsetmiş olacağız. Bu kuşağın bizi karşı karşıya getirdiği meseleyi de kanaatimce iki ana eksen üzerinden sadeleştirerek yorumlayalım. Bir, İç dinamikler ve dış dinamiklerden bahsettim ya. İç dinamikler dediğim şey aslında memlekette ilim kurumlarınız, siyasi kurumlarınız, ziraatiniz, ticaretiniz, uluslararası ilişkileriniz ve bir bütün olarak toplumun kendi içindeki farklılıkları ve dünya ile kurduğu ilişkileri yönetme kapasitesi, kendi içindeki farklılıkları yönetme kapasitesi ve kendi dışındaki dünyayla ilişkileri yönetme kapasitesi anlamında baktığında büyük bir güç kaybı yaşamaya başlamıştı. Niye? Bunu Halil İnalcık Tanzimat adlı makalesinde bizim önümüze son derece değerli toplu koyar arkadaşlar. Bu arada arada size kitaplar tavsiye edeyim. Sait Halim Paşa'yı anlamaya katkıda bulunacak kitaplar. Mesela Kemal Karpat'ın Osmanlı Modernleşmesi kitabı. Toplum, kuramsal değişim ve nüfus. Derli toplu, devlet yapısındaki bürokratik mekanizmanın, ticaretin ve mülkiyetin el değiştirme sürecindeki rakamları, göstergeleri görmek açısından işimize son derece yarayacak bir metindir. Bir de Tanzimat kitabı var. Halil İdnalcık'la Mehmet Seyit Danlıoğlu'nun büyük bir kitaptır, bir edisyon çalışmasıdır. Orada Halil İnalcık'ın Tanzimat makalesini mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Neden? İnhitat asrını anlamamız için bunlara ihtiyacımız var. Orada çok önemli bir açıklama yapar Halil İnalcık. Der ki, bu dönemdeki çöküşümüzün en önemli sebebi iki taneydi. Birincisi toprak rejimimizin bozulmasıydı. İkincisi dinin bir sorun haline getirilmesiydi. Dinin sorun haline getirilmesinden kastım şu. Önce o kolay. Onu açıklayayım. Toprak meselesini biraz ayrıntılandırmam lazım. Çünkü bizim iktisadi sosyal yapımızı ve askeri sistemimizi bozan bir şey. Siz Müslümanlar olarak uzun dönem Gayrimüslim insanlarla bir arada yaşamayı ve bunu barış içerisinde sürdürmeyi başarmış bir medeniyetsiniz. Zaten ben öyle diyorum. İslam medeniyetinin tarihteki en büyük başarısı farklılıkları adalet temelinde, merhamet temelinde yönetme başarısıdır. Bakın adalet ve merhamet temelinde yönetme başarısı farklılıkları. En büyük başarısı bu. Ama 19. yüzyılda bunu yapamaz hale geldiniz. Gerek sizin zayıflamanızdan, çok anlamda zayıflamanızdan gerekse de gayrimüslimlerin artık sizinle bir arada yaşamamama kararı vermelerinden. Milliyetçilik hareketleri başlamış, Ruslar ve batılı devletler içerideki gayrimüslim nüfusu tahrik ederek Osmanlı'ya arıza çıkarttırıyorlar. Dolayısıyla siz hem kendiniz zayıflamışsınız hem içeridekilerin sizinle beraber yaşamama iradesi gittikçe artıyor. Dolayısıyla siz bu süreci yönetemez hale geliyorsunuz. Burada bir kriz var. O uzun hikaye onu Sayın Talim Paşa'yı okudukça konuşacağız. Ama toprak meselesi biraz bugün açıklamamız gereken bir mesele. Osmanlı malum e, tımar sistemi, tımarlı sipahi sistemiyle büyük ölçüde toprak rejimini yönetiyor. Yani ne yapıyor? Örneğin bir bölgeyi oraya bir e, tımarlı sipahi beyi atayarak onun o arada bir anlamda devletin temsilcisi oradaki toprağın ekilip biçilmesini takip ediyor. Biliyorsunuz bugün anladığımız anlamda bir özel mülkiyet yok. Toprağa ekip biçtiğiniz sürece o toprak sizin. Hatta siz vefat ederseniz çoluğunuza çocuğunuza miras olarak da kalır. Ama onlar da ekip biçmeye devam ederse. Çünkü toprağı atıl bırakmaya hakkınız yok. O toprağı atıl bırakmak tüm ümmetin ve devletin zarar etmesi anlamına geliyor. Ona izin vermiyor devlet. Toprağın ekip biçmesini takip ediyor. İki vergi topluyor. Üç savaş zamanlarında o tımar içerisindeki insanlardan asker hazır tutuyor. Farz-ı Mual diyor ki buradan benim işte 50 tane sipahi askerim var. İşte 100 tane de piyade usulü normal askerim var. 150 tane asker savaş zamanında senin orada hazır tutman gerekiyor. O zaman bakın toprak rejimi neye yarıyor? Bir, köylü toprağı ekip biçtiği zaman kendini yoksulluktan kurtarıyor. Halk mamur oluyor. Muhannete muhtaç olmuyor. İki, siz vergi topluyorsunuz. Dolayısıyla devlet zenginleşiyor. Üç, askeriniz hazır. Çünkü siz bir fetih devletisiniz aynı zamanda. Bir cihan devletisiniz, bir cihangir devletisiniz. O zaman halkınız geçimini sağlıyor, devlet vergi alıyor ve asker var. Şimdi bu üç şey ne demek biliyor musunuz? Tarım uygarlıkları çağında en önemli üç şey demek işte. Çünkü burası tarımsal uygarlıkların esas alındığı bir dönemin devleti. Halk geçim sorunu yaşamıyor, devlet maddi zenginliği elde ediyor. Aynı zamanda da hem futuhat yaptığı zaman askeri var, hem saldırıya vuradığı zaman savunma yapabilecek gücü var. E daha ne olsun? Demek ki toprak rejimi dediğimiz şey sıradan bir şey değil. O sistemi ayakta tutan temel bizelim. İşte o dönemde diyor ki Halil İnalçık toprak rejimi bozuldu. Bozulunca ne oldu? Oradaki Tımar Bey'i sanki o mülkiyet devlet adına kendisine emanet edilmemiş de kendisinin babasından kalma özel mülküymüş gibi davranmaya başladı. Kendi özel mülkü gibi davranmaya başlayınca ne yaptı? Vergileri kendine topladı. Sadece kendiyle Üstelik artırdı. Ha önceden de aldığı her vergiyi devlete vermiyordu. Çünkü asker besleyecekseniz vesaire ya bir gücünüz olması lazım. Ama şimdi tamamen Adalet sistemi bozuldu. Halka zulmetmeye başladılar. Ağalık rejimi bir anlamda derebeylik tarzı bir yönetim modeli ortaya çıkmaya başladı. Böyle olunca halk mazlumlaştı. Üretim verimliliği düştü. Devlet vergilerden dolayı kendisine pay alamaz hale getirdi. Dirliği bozulduğu için askeri düzeni de dağılmış oldu. E, askerin, askeri sistemin bozuldu. Vergi düzenin bozuldu halkın yoksullaştı. E o zaman sen daha neyin üzerine kendini ayakta tutacaksın? İşte arkadaşlar içeride böyle bir sorun yaşanıyor. O zaman inhitat ne? İnhitat halkın refahı, devletin maddi gücü ve askeri sistemi alt üst oldu. E bunlar alt üst olunca devleti yöneten yönetici takım devleti nasıl verimli işletebilir? İşletemez hale geldi zaten. Devlet zayıfladı. E, din farklılıkları var. Nüfusun üçte biri gayrimüslimlerden oluşuyor. Orada da siz sorunu yönetemez hale geldiniz. Dolayısıyla içeride sizin anlayacağınız arkadaşlar ciddi anlamda bir çözülme var. Siz böylesine bir çözülme yaşarken tam tersine dışarıda yani Avrupa'da büyük gelişmeler oluyor. Endüstriyel bir devrim olmuş. Birim zamanda üretim verimliliği artmış. Teknolojik silahlar, ulaşım teknolojisi, haberleşme teknolojisi ilerlemiş. Dolayısıyla sizin istediğiniz kadar imanız güçlü olsun, adam cephede geliyor, seni yeniyor, dağıtıyor, mahvediyor. Niye? Ulaşım, haberleşme, silahlar. Dolayısıyla bütün bunları aynı zamanda üreten insanların da Ayrıca bir kazanımı daha var. Organizasyon rasyonelitesi. Ya bu insanlar gittikçe rasyonel düşünen bir insan tipi yetiştiriyorlar. O verimliliklerin hepsi işleri organize etme konusunda bir rasyonelisi oluşturuyor yani. Dolayısıyla rasyonel bir organizasyon. O rasyonel organizasyonun içerisinde istihdam edilmiş, rasyonel düşünebilen, organize olabilen insanlar. Ellerinde güçlü silahlar. Destek ve lojistik sağlayan ulaşım ve haberleşme ağı e siz böyle bir ordu karşısında neyle kendinizi savunacaksınız? Düzeninizde bozulmuş, savunamaz hale geliyorsunuz ve işgale uğruyorsunuz. Bunun sonucunda üç şey oluyor arkadaşlar. Birincisi Avrupa topraklarınızı işgal ediyor Avrupalı devletler. İkincisi idari, siyasi ve iktisadi olarak size baskı uygulayarak içerideki düzenlemeleri kendi lehlerine sonuç doğuracak şekilde size yaptırmaya başlıyorlar. Mesela tanzimat ve ıslahat fermanını böyle ilan ediyoruz biz. Mecbur kalıyoruz. Keyfimizden değil. Yani senin düzenlemelerini sen kendi özgün iradenle değil, onların baskılarıyla yapmak, onların rızalarına uygun şekilde yapmak zorunda kalıyorsun. Mesela 1881 Muharrem ile duyun umumiye biliyorsunuz kuruluyor. Duyun umumiye idaresi nasıl bir idaredir biliyor musunuz arkadaşlar? Siz Kırım Savaşı'ndan sonra borçlanmış ve borçlarınızı ödeyemez hale gelmişsiniz. Borçlarınızı ödeyemeyince adamlar gelmiş memleketinize çökmüşler. Özeti bu. Bir daire kurmuşsunuz devlette. Borçları yapılandırma idaresi duyunu umumiye. Ve gelmişsiniz, e, ee, Topkapı Sarayı ile Ayasofya Camii'nin o önündeki 3. Ahmet Çeşmesi var ya, onun ön, yan tarafındaki alanda bir duyun umumiye binası kurmuşsunuz. Duyun umumiyenin, yani sizin ülkenizdeki bir resmi dairenin yöneticisi kim? Yöneticisi Avrupalılar. Sizden alacağı olan Avrupalılar. Devletinizin içindeki kurumun yöneticisi Avrupalı. Sizin ülkenizde kendi adına vergi topluyor arkadaşlar. Memurların da önemli bir kısmı yine yabancı. Böyle bir tablo var. O zaman birincisi işgale vuruyorsunuz. İkincisi idari, iktisadi ve siyasi olarak kontrol altına giriyorsunuz. Üçüncü ve kalıcı etkisi hala bugün devam eden şey üst üste yenilince uzun süre mağlup bir durumda kaldığınız zaman İbn Haldun'un dediği gibi mağluplar galip'lere benzemeye başlarlar. Orada bir marifet olduğunu düşünmeye başlarlar. Bizimkilerde öyle oldu. Bizi yenen bu adamlar bir defa değil, iki defa değil. O halde bu tesadüf değil. Bizi 17. yüzyılın sonlarından beri yeniyor bu adamları. O zaman bunlar da bu gücü oluşturan bir marifet olmalı. Döndük batıya baktık. Nuri Pakdil'in o e, gerçekten sarsıcı ifadesiyle bir kez diyor dönüp batıya baktık ve boyun tutulması yaşadık. Dünyanın geri kalanını göremez hale geldik. Boyun tutulmasından kastı o. Yani batıya bakmak yanlış değil. Ama bir yöne baktığınızda Boynunuz tutuldu da başka yanlara bakamazsınız artık. Dünyanın diğer alanlarına ve kendinize bile bakamazsınız. Bu beraberinde batılı bilgi sistemlerini ve ideolojilerinin gittikçe bizim okur yazar tayfesi arasında etkisinin artmaya başlaması. Bugünkü popüler deyimle entelektüel bağımlılık oluştu. İdeolojik ve entelektüel bağımlılık oluştu. Üzülerek ifade edeyim. Bugün bizim batıya bağımlılığımızın en önemli noktalarından birisi, belki birincisi de budur zaten. Bugün kendi ellerimizde kurduğumuz kurumlar, üniversiteler var ama bunlar hala batılı bilgi sistemlerini, usullerini, yöntemlerini ve süreçlerini esas alarak yapılandırılmış kurumlar. Dolayısıyla biz aslında bütün bunlardan bir sonuç çıkaracağız. Diyeceğiz ki 19. yüzyılı tanımlamak için çeşitli tanımlar yapılabilir. Mesela bu dönemi bilim çağı olarak tanımlayanlar var. Mesela Eric Hobsbawm bu çağı yeni sömürgeci imparatorluklar çağı olarak tanımlıyor. Ben de diyorum ki biz kendi tanımımızı yapalım. Kendi tanımımız şudur. 19. yüzyıl inhitat asrıdır. 19. yüzyıl İslam'ın küresel bir iktidar merkezi olmaktan çıkarılmasının asrıdır. İslam'ın küresel bir iktidar merkezi olmaktan çıkarıldığı yüzyılın adıdır. İşte bu dönemde Müslümanların önüne bir seçenek geldi. Bu sistemi düzenlememiz, yeniden yapılandırmamız lazım. Evet, tanzimat bu demektir işte. Tanzimat, yeni bir düzen, yeni bir sistem kurmamız gerekiyor. Eski sistem işlemez hale geldi. Ya yeni bir düzen kuracağız ya yok olup gideceğiz. Malum çağdaş İslam düşüncesinin kendini açığa çıkaran temel dört gerekçesinden birisi budur. Benim son yazdığım makalede eğer okuma imkanınız olduysa orada İslamcılık ya da İslamlaşma, İslami tecdit kendisini dört temel gerekçeyle temellendirdi. Birincisi eski hal muhal. Ya yeni hal ya İzmitler. Eski düzen olduğu gibi devam ettirilemez. Bu mümkün değil. İşte saydım işgale vuruyoruz. İdari, iktisadi ve siyasi olarak kontrol altına girdik ideolojik ve bilgi aslında baktığımızda da tamamen gittikçe batı bağımlısı bir yapı oluşuyor. O zaman bizim yeni bir yapı kurmamız lazım. Ondan sonrasını ayrıntılı daha sonra konuşuruz. Bu yeni yapılanma sürecinde tanzimat ortaya çıktı. Ardından ıslahat fermanı ilan edildi ve biz 1856'da ıslahat fermanı ilan edildikten sadece 40 gün sonra arkadaşlar 18 Şubat 1856'da Tanzimat Fermanı ilan edildi. 30 Mart bak dünmüş, yıl dönümüymüş. Onu da unuttuk. 30 Mart 1856'da Paris Konferansı toplandı. Paris Konferansı'nın konusu nedir biliyor musunuz? Osmanlı'nın Avrupa'ya uyumu. Yani bizim bu Avrupa Birliği hikayemiz var ya, aslında bunun başlangıcı orasıdır. Osmanlı'nın Avrupa'ya uyumu. Ve ondan sonra bizim eğitim sistemimiz bizim mülkiyetimiz, bizim vergi düzenimiz. Bunları çoğaltabilirsiniz. Gittikçe ceza hukukumuz vesaire de dahil olmak üzere Batı'ya benzemeye, Batı'da olanın benzerini burada inşa etmeye yönelen bir sürecin önü açılmış oldu. O halde arkadaşlar bu yeni girişimler doğal olarak bir sonuç doğurdu. Osmanlı'nın kendi içerisinde kurduğu sistem dönüşmeye başladı. Üç ana sınıfın arasındaki düzen değişmeye başladı. Üç ana sınıf şu. Seyfiye yani askeriye, kalemiye yani bürokrasi, ilmiye yani ülema geleneği. Bu üç sınıf arasında bir denge vardı. Bu denge tanzimattan sonra gittikçe bürokratların lehine ülemanın aleyhine işlemeye başladı. E olsun, olsun ama bürokratlar, bürokratlar büyük ölçüde ya batıda eğitim almış ya batılı eğitim kurumlarında yetişmiş insanlardı. Dolayısıyla modern dünyanın icaplarına fazlasıyla açık, kendi geleneklerine karşı ise fazlasıyla kuşkulu bir kişilik yapısına, düşünce yapısına sahip insanlardı bunlar. O arada ülema ise İslam tarihi tecrübesinden beslenen ve bir bilgi sisteminin taşıyıcısı oldukları gibi bir ahlakın da taşıyıcısıydılar. İşte ülemanın güç kaybı aslında fıkhın da gittikçe güç kaybına uğraması. Bürokrasinin güçlenmesi aynı zamanda batılı bilgi sistemlerinin kurumlaşmaların ve eğitim modellerinin de gittikçe güç kazanmaya başlaması demektir. İşte bu güç dengeleri içerisinde gittikçe bir ikilik doğdu. Mektepli alaylı ikiliği kurumlarda. Okumuş tayfi içerisinde medreseli mektepli ikiliği doğmaya başladı. Düşüncede yenilikçi gelenekçi ikiliği doğmaya başladı. Dolayısıyla gittikçe çatallanmış bir medeniyet havzası düşünün. Burada doğal olarak gittikçe bir çatallanma, bir farklılaşma, bir ihtilaf hattı oluşuyor. Bu ihtilaf hattının gündemi gittikçe artmaya başladığı bir dönemde Sait Halim Paşalar doğuyor. Öyleyse Sait Halim Paşa'yı bugün bu çerçevesini çizdiğimiz bağlamı dikkate alarak Düşüneceğiz ve bu tartışmaların içine doğan bir adamdan bahsediyoruz. Bugün bence e, meseleyi bu çerçeve içerisinde tutalım. İnşallah bir sonraki oturumumuzda da doğrudan Sayit Halim Paşa bu zeminden nasıl etkilenmiş olduğu onu ve birinci risalesini giriş yaparak konuşmaya başlamış olalım. Böylece e, her bir risale için bir özel oturum yapmayı taahhüt etmiş olduk sizlere. Bugün de bir giriş yapmış olduk zemin ve bağlam üzerine. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyorum.